Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Piranlısı. Bebeğim Örgülerim Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tığ işi çok güzel bir patik çalışmasını beraber öreceğiz arkadaşlar. Böyle mini minnacık çok güzel bir patik. Şimdiye kadar ördüğümüzden biraz farklı bir çalışma. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Taban kısmımız böyle. Çok kolay, çok keyifle öreceksiniz. Tığ örgü seven arkadaşların çok severek örebileceği bir model çalışması. Ee, çok küçücük dedik. Kaç santim hemen taban uzunluğunu ölçerek kaç santim olduğunu söyleyeyim. Tam 10 santim uzunluğunda tabanı olan bir patik çalışması yani küçük bebekler için oldukça uygun bir büyüklük arkadaşlar Evet ip olarak e, yarın jean kullanıyorum ipimiz pamuklu güzel bir örgü ipi Hatta şöyle göstereyim farklı bir renginde yarın artışının özelliklerini göstereyim. %55 koton, %45 pek içeriği olan e, arkadaşlar 165 160 metre uzunluğunda ve 50 gram ağırlığında bir örgü ipi. İpimizin özelliği bu. E, biraz böyle sıkı ve tok olsun istediğim için 2 milimetre örgü tığı kullanacağım tabandan başlayacağız. Çok keyifli bir şekilde örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle patiğimizi kenara alalım. Ve hemen başlayalım. Evet 2 mm tığımla beraber zincir çalışmasıyla örgüye başlıyorum. Tam 38 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Böyle 1 2 3 4 5 bu şekilde ne sıkı ne de bol. Ee, olmayacak normal bir bollukta zincir çekiyoruz. Tam 38 tane zincirimizi böyle çekelim. Evet 38 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk sıramıza başlıyoruz. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüsünün içerisine batıp 1 ikili trabzan çalışıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Yine aynı zincir yuvasının içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan daha çalışıyorum. İlk 3 zincirim birinci trabzanım sonra 2 sonra 3 yani aynı yuvaya 3 tane trabzan çalışmış olduk. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan. Bu şekilde 16 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane oldu. Devam ediyorum. 4, devam ediyorum. 5, bu şekilde 16 tane ikili trabzanımızı örelim. Evet sayalım. İlk 3 trabzandan sonra 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16 tane ikili trabzan ördüm. Tam zincirimin orta kısmına geldim. Şimdi tığma ipimi doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 tığma ipimi doladım. Aynı yuvaya battım. 2 aynı yuvaya battım. 3 aynı yuvaya battım 4 aynı yuvaya battım 5 ve aynı yuvaya battım tam 6 tane ikili trabzan çalıştım bakın 2 4 6 şimdi tığıma ipimi doladım sıradaki zincirime battım bir ikili trabzan çalışıyorum sonra yanındaki zincire battım bir ikili trabzan daha Yine 16 tane ikili trabzan olana kadar her bir zincirin içerisine trabzanlarımı çalışıyorum. Evet 16'ya tamamlayalım. Evet 16 tane ikili trabzanımı çalıştım. Bakın sıra sonunda bir tane zincirim kaldı. Bu zincirimin içerisine tığma ipimi Doladım. Battım. Bir. Tekrar tığıma ipimi doladım. Ee, aynı yuvaya battım. 2 Ve tekrar tığıma ipimi doladım. Ve aynı yuvaya battım. 3 tane ikili trabzan çalışarak sıramı tamamladım. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. İkinci sıradayız. İlk trabzanımın tepesine battım. Bir sık iğne. Sonra tekrar aynı yuvaya battım. Bir sık iğne daha. Bu üç tane trabzanımızın her birinin üzerine iki tane sık iğne yapacağız. Buna yaptık iki tane. Geldim yandaki yuvaya battım. Bir. Tekrar aynı yuvaya battım. İki. İki tane sık iğne yaptım. Şimdi üçüncüsüne battım. Bir sık iğne. Tekrar aynı yuvaya battım. Bir sık iğne daha. Toplamda 6 tane sık iğne çalıştık. Şimdi her bir trabzanımın üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Toplamda 16 sık iğne olacak. Şuradaki 6 tane e, aynı yuvaya battığım trabzan yuvasına kadar. Evet 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğnemi çalıştığımda bakın aynı yuvaya 2, 4, 6 tane sık iğne yapmış oldu. E, trabzan yapmış olduğum yere geldim. Şimdi bu 6 tane trabzanımın her birinin üzerine yine ikişer tane sık iğne çalışacağım. Geldim. Birincisinin üzerine battım. 1 Tekrar aynı yuvaya battım. 2 tane sık iğnemi çalıştım. İkincisinin üzerine 1. Tekrar aynı yuvaya 2. Üçüncüsünün üzerine bir tekrar aynı yuvaya iki. Dördüncüsünün üzerine bir tekrar aynı yuvaya iki. Beşincisinin üzerine bir tekrar aynı yuvaya iki. Son olarak altıncı trabzanımın üzerine bir ve tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha. Toplamda 12 tane sık iğne çalıştık bu 6 tane trabzanın üzerine sonra devam ediyorum şimdi burada 16 tane trabzanım var her birinin üzerine bir sık iğne çalışıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğnemi çalıştığımda bakın sıra sonunda aynı yuvaya batmış olduğumuz 1 2 3 tane ikili trabzanımız var. Bunların da her birinin üzerine iki tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Battım birincisinin üzerine bir sık iğne. Tekrar aynı yuvaya battım iki. Yandaki trabzanın üzerine battım bir. Tekrar aynı yuvaya battım iki. Son trabzanımın üzerine battım bir. Tekrar aynı yuvaya battım iki. Toplamda 6 sık iğne ile beraber Sıramı tamamladım Evet şimdi 3. sıramıza Devam edeceğiz Bir 2 tane zincir çektim örgümü çevirdim Her bir Sık iğnemin üzerine Bir yarım trabzan çalışıyorum yani tığıma ipimi doluyorum Geliyorum Sık iğnemin içerisine batıyorum böyle bir seferde çıkıyorum Geliyorum sıradakine batıyorum. Bir seferde çıkıyorum. Sıradakine aynı şekilde batıyorum. Toplamda 56 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Her birinin üzerine böyle yarım trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde. Hatta buna yalancı trabzan da deniyor. Bakın. Doluyorum batıyorum üçünü birlikte örüyorum tığma ipimi doladım battım üçünü birlikte ördüm bu şekilde 56 tane yalancı trabzan çalışalım Evet 56 tane Yalancı trabzanımla beraber üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıraya çıkıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Geliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi batışlarımızı farklı yapacağız. Şu zincir görünümü oluyor ya trabzanlarımızın üzerinde. Bunun bizim tarafta olan kısmına batarak örgümüzü öreceğiz. Şöyle batıyorum. Bu şekilde. Tığma ipimi doladım. Buraya battım. Bir 2 de çıktım. Sonra tığıma ipimi doladım. Geldim yandaki trabzanımın üzerine. 1 2 de çıktım. Yani ikili trabzan çalışıyorum fakat batmış olduğum yerler arkadaşlar bakın şu zincir görünümlü olan şunlar. Bunların ilk kenarlarından battım ikili trabzan. Geldim sıradakine battım ikili trabzan geldim battım ikili trabzan 56 tane yalancı trabzanımın üzerine 56 tane bu şekilde batarak ikili trabzan çalışıyorum bu sırayı böyle öreceğiz ve bizim tabanımız bitmiş patiğimizin şu üst tarafına başlamış olacağız bu sırayla beraber Evet 56 tane ikili trabzanı bu şekilde çalışalım. Evet 56 tane trabzanımı çalıştım. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi doladım. Her bir trabzanımın üzerine bir yalancı trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Hepsini birlikte örüyorum. Doladım, battım, üçünü birlikte ördüm. Doladım, battım, üçünü. Bu şekilde 56 tane yalancı trabzan çalışalım. Evet, 5. sıramı tamamlıyorum. Son trabzanımın üzerine tığımı, ipimi doladım, battım ve birlikte ördüm. Yalancı trabzanım bitti. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Hiç tığıma ipimi dolamadan sık iğne yapacağız bu sırada. Geldim, ilk trabzanımın üzerine battım, bir sık iğne yaptım. Sonra yanındaki trabzanımın üzerine battım, bir e sık iğne. Yandaki trabzanın üzerine battım, bir sık iğne. 56 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar aynen bu şekilde çalışıp sıramızı tamamlayalım. Evet her bir trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak toplamda 56 sık iğne ile sıramı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim örgümü çevirdim hemen yandaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan çalıştım eğer şu zinciriniz uzun kalıyorsa iki tane yapabilirsiniz arkadaşlar hatta ben de öyle yapayım 3 zincir çekmiştim yerine iki tane zincir çektim şimdi tığıma ipimi doladım yandaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan Sonra yanındakine bir ikili trabzan. Üç tane etti. Dört, beş, altı. Bu şekilde tam on sekiz tane ikili trabzan çalışalım. Şu ilk iki zincirimiz birinci trabzanımız sonra iki, üç, dört, beş, altı. Bunu on sekiz trabzan olarak örelim. Evet, 18 tane trabzan çalıştım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi arkadaşlar bakın tam patiğimizin burun kısmının olduğu yerdeyiz. Hatta şöyle patiğimizden bakalım. Şu sırayı örüyoruz. 7. sıramız. Burada kesme çalışması yapacağız. 20 tane trabzanımız var. Bunları keseceğiz arkadaşlar. 18 trabzandan sonra tığıma ipimi doluyorum. Hemen yandaki sık iğnenin üzerine batıyorum bir yarım trabzan çalışıyorum bakın bir iki ipim var tekrar tığıma ipimi doluyorum yandaki sık iğnenin üzerine batıyorum bir yarım trabzan daha çalışıyorum bir iki üç tane ilmeğim var üçünü birlikte örüyorum İlk kesmemizi yaptık bundan 10 tane yapacağız bunu yaptık şimdi 9 tane daha yapacağız tığıma ipimi doluyorum sıradakine battım bir yarım trabzan sıradakine battım bir yarım trabzan 3 ipi birlikte ördüm ikinci kez kestik devam 3 oldu 4 5 <laughs> devam ediyoruz 6 7 8 9 Son bir tane kaldı. Evet, 10. Tam 10 tane kesme yaptık. Bakın patiğimizin hemen üst kısmı şekil almış oldu. Şimdi geride bizim 18 tane sık iğnemiz var. Her birinin üzerine bir ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde 18 trabzanımızı örelim. Evet 18 tane trabzanla 7. sıramı tamamladım. Şimdi 8. sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk trabzanımın üzerine battım. Bir sık iğne. Yanındakinin üzerine battım. Bir sık iğne. Yanındakinin üzerine battım. Bir sık iğne. 3 tane yaptım. Bunu 15 taneye tamamlıyorum. 3 beraber yapalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğne yaptık. Bakın arkadaşlar ikili kesim yaptığımız başlangıç yerimizden önce 1 2 3 tane ikili trabzanımız var. Şimdi burada kesim yapacağız. Fakat yaptığımız ilk kesimle sonraki kesim farklı olacak arkadaşlar. O yüzden dikkatli izleyin. Şimdi 15 tane sık iğnemi ördüm. Bakın tığma ipimi doladım. Geldim sıradaki trabzana battım. Bir ip çıkarttım. Tekrar tığma ipimi doladım. Yandaki trabzana battım. Bir ip daha çıkardım. 2, 4, 5 tane ipim oldu. 5'ini birlikte ördüm. Bunu böyle yaptık. Şimdi şu alttaki tır, e, kesimlerin aynısını yapacağız. 6 tane de bu şekilde yapacağız. Tığma ipimi doladım. Yandaki trabzana battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Tığma ipimi doladım. Yandaki trabzana battım. Bir yarım trabzan yaptım. 3 tane ipim var. Üçünü birlikte ördüm. 1. Bir. Bundan 6 tane yapacağız. Yanındakine battım yanındakine battım hepsini birlikte ördüm 2 yanındakine battım yanındakine battım hepsini birlikte ördüm 3 yanındakine yanındakine 4 yanındakine yanındakine 5 ve son kez yanındakine ve yanındakine batıp yarım trabzan çalıştıktan sonra üçünü birlikte ördüm. Altı tane böyle kestik. Şimdi yine aynı kesimden tekrar yapacağız. Son şuradaki sıradaki iki trabzanı. Tığıma ipimi doladım. Yandaki trabzana battım. ipimi çıkarttım. Tığıma ipimi doladım. Yandaki trabzana battım. ipimi çıkardım. Yine 5 tane ipim oldu. Beşini birlikte ördüm. Tamamladım. Şimdi 15 tane trabzanım var. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 15 sık iğne olacak. Evet bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet 8. sıramızı bitirdik. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. 10. sıramızı örüyoruz. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bundan 13 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3 tane yaptık, devam edelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğnemi çalıştıktan sonra bir alt sırada yapmış olduğumuz çalışmanın benzerini yapıyoruz. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye battım. Bir ip çıkardım. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki sık iğneye battım. Bir ip daha çıkardım. Beşini birlikte ördüm. Küçük kesmemi yaptım. Şimdi büyük kesme yapacağız. Dört tane. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki yuvaya battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki yuvaya battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Sonra üçünü birlikte ördüm. Bu bir. Sıradakine battım. Bir yarım sıradakine battım bir yarım daha sonra hepsini ördüm 2 sıradakine battım bir yarım sıradakine battım bir yarım daha hepsini birlikte ördüm 3 son kez yapıyoruz sıradakine battım sıradakine battım üçünü birlikte ördüm 4 bakın şu küçükten sonra 1 2 3 4 tane kesim yaptık şimdi küçükten bir tane yapacağız tığıma ipimi doladım sıradakine battım bir tığıma ipimi doladım sıradakine battım 2 5 ipim oldu 5'ini birlikte ördüm ve sıra sonunda 13 tane sık iğnem kaldı 13 sık iğne örerek sıramı tamamlıyorum Evet 13 sık iğne ile sıramı tamamladım. Şimdi 10. sıraya geçiyoruz. 1 2 tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım, döndüm. Sıradaki sık iğnenin üzerine battım. 1 ikili trabzan. Yanındakine battım. 1 ikili trabzan. Yanındakine battım. 1 ikili trabzan. Her bir yuvanın üzerine batarak 1 ikili Trabzan çalışıyoruz toplamda arkadaşlar 32 tane böyle sık iğnemiz olacak bakın ilk iki zincirin birinci e, trabzanın Pardon sonra 2 3 4 5 6 bu şekilde her bir yuvaya batarak toplamda 32 tane ikili Trabzan çalışıyoruz artık kesmelerimiz bitti arkadaşlar Evet 32 trabzan olarak 10. sıramızı da örelim ve tamamlayalım. Evet 32 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bir üst sıraya bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirerek çıktım. Her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne çalışıyorum arkadaşlar. 32 tane sık iğnemizi çalışalım. Bu bizim 11. sıramız. Evet sırayı tamamlayalım. Evet 32 tane trabzanımın üzerine 32 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 12. ve son sıramızı öreceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Arkadaşlar şu İlk trabzanımın bakın bu taraftaki değil şu diğer tarafta zincir görünümü var ya bu kenarına batarak şöyle bir kaydırdım ilmeğimi oraya aldım. Hatta şunu biraz sıkayım öyle. Bakın kaydırarak ilmeğimi oraya aldım. Sonra bir iki zincir çektim. İlk kaydırdığımda üç zincire takabül ettim. Şimdi tığıma ipimi doladım. Yine hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın ikinci sık iğnemin zincir gibi görünüyor ya. Şöyle dışarı tarafta olan kısmına battım. 1, 2, 3'te çıktım. Yani üçlü trabzan arkadaşlar. Ördüm. Tığıma ipimi doladım. Geldim yine bakın sıradaki sık iğnenin şu dışarı taraftaki kısmından battım. 1, 2 3 de çıktım. Üçlü trabzan ördüm. 32 tane sık iğnem var. Her birinin üzerine bu şekilde üçlü trabzan çalışacağım. Toplamda 32 tane üçlü trabzan öreceğiz ve artık patiğimizin bu ana gövdesini bitirmiş olacağız. Evet bakın tekrar 1 2 3 tığıma ipimi doladım zincir görünümü dışarıya doğru bakan yuvadan battım 1 2 3 tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 bakın böyle bu tarafa kıvrılan bir örgü elde ettik bu tekniği o yüzden kullandık eğer trabzanın üzerine bassaydık aynı bu şekilde alttakiler gibi olacaktı fakat bu kenardan batarak çalıştığımız için bakın hemen yattı. Burası da neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim. Bakın. Şu kısım. Bunun içerisinden şu bağcığı geçireceğiz. O yüzden burayı böyle çalışıyoruz. Evet 32 tane bu şekilde üçlü trabzanımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın 32 tane üçlü trabzanımı ördüm. Şimdi bir zincir çektim. Bir de dikiş yapabilmem için arkadaşlar ipimi şöyle 1 metre kadar uzun bırakarak kestim. Artık gövdemiz bitti. Şimdi diğer ön kısmımızı örerek örgümüze devam edeceğiz. Bakın ne kadar güzel bir kalıp olmuş oldu. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu görmüş olduğunuz bakın iki parçadan oluşuyor patiğin ön kısmı. Bu ön burunu öreceğiz. Biz ana gövdeyi ördük. Şimdi ön burunu öreceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Yine çok kolay. Şöyle örgümüzü tam ortadan ikiye katlıyoruz. Bakın. Şu orta yerimiz. Buraya ne yapmıştık? aynı yuvaya 6 tane ikili trabzan çalıştığımız yer var ya bakın bunu hiza alıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 üçüncüsünü buluyorum 1 2 3 yukarıya doğru takip ediyorum şu ikisi benim orta nokta tam burnumun orta kısmı arkadaşlar bakın bu orta noktamızdan geriye sayacağız şimdi 12 tane trabzan çalışması yapabileceğimiz şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane geriye geldim tam burundan şimdi geliyorum bakın burada şurada görmüş olduğunuz şu ilmek araları var ya hemen buradan giriyorum geliyorum ipimi şöyle geçiriyorum 1 2 3 tane sıkı zincir atıyorum burası kenar kısmım olduğu için sonra tığıma ipimi doluyorum bakın geliyorum yandaki trabzanın yine aynı yuvasına bakın giriyorum. Bir ikili trabzan çalışıyorum. Şu üç zincirim birinci ikili trabzanım yanındaki iki. Sonra devam ediyorum. Yanındakine batıyorum. Üç. Geliyorum. Yanındakine batıyorum. Dört. Yanındakine batıyorum. Beş. Yanındakine batıyorum. Altı tam buruna kadar işaretlediğimiz şu orta noktaya kadar 12 tane trabzan çalışıyoruz sonra devam ediyoruz 12 tane de diğer tarafa trabzan çalışıyoruz toplamda 24 tane bu şekilde ikili trabzan çalışıyoruz bakın geldim yine aynı noktaya battım bir ikili trabzan çalıştım görüyor musunuz görüntümüz bu oluyor İkinci kısma böyle başlıyoruz. Şimdi bunu 24'e tamamlayalım. Evet tam 24 tane ikili trabzan çalıştım. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın tam orta noktam. Sonra 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tam 24 tane ikili trabzan çalıştık. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine sıkı olacak şekilde 1, 2, 3. Buraya çok dikkat edin. Sıkı olsun. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum. Her bir trabzanımın içerisine yine bir ikili trabzan. Toplamda 24 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet sırayı tamamlayalım. Toplamda 24 trabzanımız olsun. Evet 24 tane ikili trabzan ördüm. Şu altta başlangıç ipim var. Bakın bunu da düğümleyerek gizleyeceğim. Örgümün içerisinden saklayacağım. Geliyorum. İlmek arama girdim. Bir zincirle sabitledim. Artık sökülmez. Şimdi birkaç kez de şu ilmeklerimin arasından yürütüp temizliyorum. Son bir kez daha yürüttüm mü? Tamamdır. Evet. Fazla ipimi kestim. Şimdi iki sıra örmüş olduk. Üçüncü sırayı öreceğiz. Yine sıkıca. Bir, iki. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım, örgümü çevirdim. Bu benim birinci trabzanım. Geliyorum ikinci trabzanımın üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Ve şimdi şu burunda yapmış olduğumuz kesmelerin birebir aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Son iki trabzanım kalana kadar. Bak, battım. Bir yarım trabzan ördüm. Yandakine battım. Bir yarım trabzan ördüm. Sonra 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir devam ediyorum bir yarım bir yarım daha Birlik dördüm 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 Tam 10 tane bu şekilde kesme yaptım. Bakın sıra sonunda 2 tane tırabzanım kaldı. Bunların üzerine de birer tane ikili tırabzan çalışıyorum. 1 ve son tırabzanımın üzerine battım. 2 i̇ki tane ikili tırabzanla sıramı tamamladım. 3. sıramız da bitti. Evet 4. sıramıza başlayalım. Yine 3 tane sıkı zincir çekelim. 1 2, 3, tığma ipimi doladım, çevirdim. Her bir trabzanın üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 son iki trabzanım 13 ve son trabzanımın üzerine bir ikili trabzan daha çalışıyorum 14 tane ikili trabzanla beraber sıramı tamamlıyor şimdi 5 sıraya geçiyoruz. Evet 5. sıramıza 3 zincirle çıkıyoruz. Yine sıkıca 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Geldim 2. trabzanımın üzerine 1 ikili trabzan çalıştım. 2 i̇ki tane ikili trabzanım oldu. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Sıradakine battım. 1 yarım çalıştım. Yanındakine battım. 1 yarım çalıştım. Sonra üçünü birlikte ördüm. 1. Bir. Yandakine battım. 1 yandakine battım 2 birlik 4 2 etti sonra 3 sonra 4 ve son kez bir yarım bir yarım daha hepsini birlikte ördüm tam 5 kez kesim yaptık yine sıra sonunda iki tane trabzanım var her birine bir ikili trabzan örerek sıramı tamamlıyorum bitti bakın görüntümüz bu oldu arkadaşlar Evet şimdi 6. sıraya başlıyoruz bir iki üç zincirle bir üst sıraya çıktım ve her bir trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum 3 zincirim birinci sonra ikinci 3 4 5 6 7 8 ve son bir tırabzanım var. Onun da üzerine bak sarak. 9 tane ikili tırabzan çalıştım. Şimdi bu bizim 6. sıramız. 7 8 ve 9. Yani 3 sıra daha aynı şekilde çalışacağız. 1 2 3 zincir çektim. Üst sıraya çıktım. Yine 9 tane ikili tırabzanımın her birinin üzerine 9 tane ikili trabzan çalışıyorum bu benim 7 sıra şöyle çabuk çabuk öreyim Evet 9 trabzanla 7. sıramı da tamamladım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. 8. sıradayım. Yine 9 tane ikili trabzanla 8. sıramı da tamamlıyorum. Yani 4 sıra ikili trabzanlardan 9 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Son trabzanımın da tepesine battım çalıştım 8 bitti şimdi 1 2 3 son sıramız yine her bir trabzanın üzerine bir ikili trabzan 3 4 5 6 7 8 ve son trabzanımın tepesine battım 9 tane ikili trabzan çalıştım bakın 6 7 8 9 sırayla beraber bitirdik bir zincirle sabitledim İpimi biraz uzun bırakarak kestim ve bitirdim. Evet bu parçamızı da örmüş olduk. Bakın örgümüzün düz tarafında şöyle bir parça çalıştık. Bu şu arkadaşlar. Şimdi şu kenar çalışmalarımız var. Bunları yapacağız. Sonra birkaç tane küçük ayrıntı ile beraber patiğimizi bitireceğiz. Evet şimdi kenarlara başlayalım. Evet şimdi kenar çalışmamıza başlarken arkadaşlar bakın şurada ön tarafı çalışırken batmış olduğumuz yuva var. Hemen şurada. Buraya batıyorum. Hemen buraya bir zincirle ipimi sabitliyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz kenar trabzanların aralarına sık iğne çalışması yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımın olduğu yere sık iğne çalışması yapacağız. Bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Şimdi ipimi bir zincirle sabitledim. Geldim şu ilk trabzanın gövdesine battım ve bir sık iğne çalıştım. Şu başlangıç ipimi de örgümün arasında yürütüyorum. Bir tane trabzan arasına battım. Bir de şu trabzan, iki trabzan arasındaki yuva var ya, trabzan tepeleri. Bak. Bir tane de oraya batıyorum. Yine ipimi araya sıkıştırdım ve yürüttüm. İlk trabzanımı bitirdim. Şimdi sırada ikinci trabzan sıram var. Aynı şeyi yapıyorum. Geliyorum trabzanın tam Şöyle gövde kısmının olduğu yere battım. Ve bir sık iğne ördüm. Sonra geldim. Trabzan yuvası var. Tepesi. Buraya battım. Bir sık iğne ördüm. İki sıramı tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıradayım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Trabzanımın gövdesine battım. Bir sık iğne çalıştım ve trabzanımın tepe kısmı buradaki yuvaya battım ve bir sık iğne çalıştım 1 2 3 şimdi dördüncüyü yapalım son kez sonra şu görmüş olduğunuz çalışmayı tamamlayacağız geldim battım bir sık iğne çalıştım sonra geldim şu trabzan tepemin olduğu yere bir sık iğne çalıştım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu yelpazeleri çalışacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Buradaki trabzan arasına batmıyorum. Geliyorum direkt tepesindeki bu yuvaya batıyorum. 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 Aynı yuvaya battım. 2 Aynı yuvaya battım. 3 aynı yuvaya battım 4 ve tekrar aynı yuvaya battım 5 tane ikili trabzanımı çalıştığımda bakın bir yelpaze görünümü elde ettim şimdi sıradaki trabzanımın yine bu arasına batmıyorum geliyorum tam tepesine batarak bir sık iğne çalışıyorum tekrar tığıma ipimi doladım şimdi yine şu trabzana bir şey yapmıyoruz yuvasına geliyoruz bakın iki trabzanın birleştiği yuvaya buraya yine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum 1 2 3 4 ve son kez aynı yuvaya batarak 5. ikili trabzanımı çalıştım. Yine trabzanın arasına bir şey yapmıyorum. Üstteki yuvaya batarak bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın iki tane yelpazemiz oldu. Şimdi şu tepedeki yelpazeleri çalışacağız. Şöyle alayım bunu. Şuradan görmek isterseniz. Tığma ipimi doladım. Yine trabzanın yuvasına bir şey yapmıyorum. Geliyorum tepesine batıyorum. Bu kez 7 tane ikili trabzan çalışıyorum. Biraz daha büyük olacak bunlar kulak kısımlarımız. 1 Aynı yuvaya battım. 2 Aynı yuvaya battım. 3 4 5 6 ve son kez aynı yuvaya battım 7 tane ikili trabzan çalıştım bakın tepeyi de böyle bir yelpaze ile tamamladım şimdi sırada trabzanım var buna batmıyorum onun yanındaki trabzana batarak kaydırıyorum yanındaki trabzanın tepesine batıyorum yine kaydırıyorum 2 Yanındakine batıyorum, kaydırıyorum 3. Yanındakine batıyorum, kaydırıyorum 4. Ve yanındakine şu ipimi de üstte alarak bunu da gizleyelim. Kaydırıyorum 5. Sırada iki tane trabzanım kaldı. Tığma ipimi doluyorum, bir trabzan atlıyorum. ikinci ve son trabzanım. Bunun tepesine batıyorum. Ve 7 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve son kez aynı yuvaya battım. 7 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın aynısını burada yaptım. Şimdi şu yürütmüş olduğum ipin fazlasını da kesip temizliyorum. Evet. Aşağı kenara döndük. Şimdi şu trabzan arasına bir şey yapmıyorum. Geliyorum buradaki yuvaya batıyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum. Tığma ipimi doluyorum. Trabzanın şu direği arasına bir şey yapmıyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. 5 tane ikili trabzan bu yuvanın içerisine çalışıyorum. Bu 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. Yine trabzanın bu araya çalışmıyorum. Geliyorum yandaki yuvaya batarak bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın tam birbirinin simetrisi oluyor. Tığma ipimi doluyorum. Yine trabzan direğine bir şey yapmıyorum. Geliyorum alttaki yuvaya batıyorum. Ve bu yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2 3 4 Ve son kez aynı yuvaya battım. 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. 3 tane burada yelpaze yaptık. 3 tane burada. Şimdi yine trabzanı atlıyorum. Şuradaki yuvaya batarak bir sık iğne ile sabitliyorum şimdi aşağıya kadar tıpkı şurada yaptığımız gibi bir trabzan arasına bakın hemen yandaki trabzanın arasına battım bir sık iğne sonra yuvaya battım bir sık iğne alttaki trabzana geldim önce trabzanın içerisine battım bir tane sonra geldim yuvaya battım bir tane Aşağıdaki trabzandayım. Üçüncü trabzanda battım. Bir sık iğne. Sonra yuvaya battım. Bir sık iğne. Son trabzanımın şuradan battım. Bir sık iğne. Sonra geldim. Aynı şu başlangıçta yaptığım gibi şu yuvanın içerisine battım. Ve bir sık iğne ile beraber tamamlamış oldum bir zincir çektim ipimi biraz uzunca bırakarak kestim Evet bakın bu çalışmayı da yapmış ve bitirmiş olduk şimdi şu ipimizi gizleyelim gelelim hemen şu alttaki trabzan yuvasının içerisine bir zincirden sabitleyelim sonra iç tarafta yürüterek gizleyelim Evet, bunu da tamamladık ve bitirdik. Bakın görüntü böyle olmuş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi şu ana gövdeyi bitirdiğimizde dikiş için ipimizi uzun bırakmıştık. Şimdi ipimi iğneme geçirdim. Şöyle karşılıklı hiza alarak düzgün bir şekilde önce arka kısmı karşılıklı hiza alacağız dikeceğiz sonra taban kısmını dikeceğiz Örgümüzün düz tarafı içeri gelecek dış tarafı ters tarafı dışarıda olacak şekilde bakın şöyle ikiye katladım şimdi geliyorum hemen diğer uçtaki ilk trabzanımın arasına batarak önce sabitledim. Şimdi arkadaşlar bir bir trabzanın arasından bir diğer trabzanın arasından girerek bu şekilde dikmeye başlıyorum. Önce trabzanlardan giriyorum aralardan sonra bu trabzan yuvalarımız vardı ya onlardan geliyorum bakın her iki taraf karşılıklı trabzanların gövdesinden battım sonra trabzan yuvalarında evet. bu şekilde şu aşağıya kadar dikerek inelim karşılıklı olmasına özellikle çok dikkat edin Evet arkadaşlar bakın her birini karşılıklı hiza alarak Tam altta başlangıç ipimin olduğu yere yani tabana kadar geldim. Şimdi aynı çalışmayı tabanda yapacağız. Karşılıklı bu başlangıç zincirlerimizi hiza alacağız. Alırken de şu yine başlangıç ipimi aralara dikişin arasına yedirerek gizleyeceğim. Bakın, karşılıklı hiza aldım, geldim. Şimdi yan taraftaki İki zinciri karşılıklı hiza aldım ve başlangıç ipimi de içine gizliyorum. Evet, sıradaki ve sıradaki zincirlerin içerisinden geçiyorum. Ve başlangıç ipimi de yediriyorum. Bir kez daha Karşılıklı hiza aldım. Başlangıç ipimi yürüttüm. Şimdi bunun fazlasını kesebilirim. Bu şekilde tam şu son ya yani ortadaki zincirin olduğu yere kadar karşılıklı hiza alarak tabanı da birleştirelim. Bakın tam Başlangıç yerimin oradayım. Son kez burada da şöyle karşılıklı hiza alarak birleştiriyorum. Ve bitmiş oluyor. Şimdi bir düğümle beraber sabitledim. Sonra bu dikiş yaptığım yerlerin arasından ipimi birkaç kez yürüterek fazla ipimi keseceğim. Evet. Bitti. Şimdi çevirelim patiğimizin düz tarafını. Bakın burası arka kısmımız karşılıklı dikmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bağcık yapacağız. Bağcık çalışmasından sonra şu üst kısmı şöyle çevireceğiz ve bağcığı içerisine sabitleyeceğiz bağcığımı arkadaşlar daha kalın bir tığla yaptım 3 milim tığ kullandım ve şöyle 3 metre kadar uzunlukta ipimi açtım 3 metre kadar açtıktan sonra şöyle ikiye katladım yani iki kat 3 metre uzunluğunda ipe ihtiyacımız var ve şöyle bir zincir çekerek bakın böyle ucu sabitledim. Ardından iki kat ipimle beraber zincir çekmeye başladım. Tam 115 tane zincir çektim arkadaşlar. Şunun için aynı şekilde çekelim. Şimdi bir iki tane çektim. Bunu 115'e tamamlayalım. İpimiz kalın olduğu için tığımızı da biraz kalın tuttuk. Böyle sıkı, biraz kalınca bir bağcık elde etmek istediğim için böyle çalışıyorum. Evet 115 zincirden oluşan bağcığımızı tamamlayalım şimdi. Evet zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın kaç santim uzunluğunda bir bağcık çalıştım hemen söyleyeyim size. Şöyle ikiye katladığımda 25-25 e, rahat 50 santimimiz var arkadaşlar. Bu bizim için yeterli. Şimdi bakın zaten artan iki kattan olan ipim böyle kaldı. Şöyle biraz uzun bırakarak kestim. Evet. Bağcığımız da hazır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bağcık arkadaşlar şu arka kısmımızda Şuradan içeriye doğru böyle yerleştireceğiz. Bu şekilde yerleşecek. Şu ön kısımda tam örgümüzün orta noktasında bakın burada 1 2 3 4 tane kesim yaptığımız yer var ya. Şurada ikisini birlikte ördüğümüz bakın 1 2 3 4 bunun tam ortası şu ikisi bakın onun ortası da şu ikisi tam orta noktamız burası şimdi buradan geçireceğiz geliyorum bakın bunu hiza alıyorum şu iki ilmek şu yukarıda bakın bunun dış tarafından şöyle bir bağcığımı geçiriyorum. Tam orta noktada iki tane trabzan bırakıyorum. Şimdi diğer ucumu da buradan geçiriyorum. Evet. Şöyle düzgünce yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar tığla birleştireceğiz. İsterseniz dik edebilirsiniz ama tığla daha güzel ve daha rahat olur. Şimdi yine iki numara tığımı aldım. Geliyorum. Bakın bir trabzan sırası üstte bir trabzan sırası altta. Şu alttaki sıradan birleştireceğiz. Geliyorum şu ilk yuvadan battım sonra geliyorum alttaki yuvaya battım şu ipi iç tarafta biraz uzun bırakarak şöyle ilmeğimi çıkardım sonra geliyorum yandaki trabzana ve geliyorum altta yine yandaki trabzana batıyorum ve şöyle kaydırıyorum bu şekilde birleştireceğiz battım geldim alttaki bakın burada hemen yanındakine battım ve kaydırdım aynı şeyleri tekrar edeceğiz bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız battım kaydırdım Sıradakine battım. Bakın altta. Sıradakine battım ve kaydırdım. Bütün kenarı bu şekilde örerek tamamlıyorum. Evet, bütün sırayı bu şekilde dolandım ve tekrar sıra başına geldim. Geliyorum. ilk başlangıçtaki görmüş olduğunuz yuvaya battım, kaydırdım ve ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kestim. Bitti arkadaşlar. Bakın her tarafını aynı şekilde dolanmış olduk. Bağcıklarımız bunun içerisinde kaldı. Şimdi şu ipimi de içeriye alacağım. Orada düğümleyeceğim ve gizleyeceğim. Evet bakın buraya aldım. Şöyle yürütüyorum başlangıç ipimle ikisini yan yana getireyim. Şu ikisini birlikte bağlayalım. Şimdi bu içeriye bu ipleri gizleyelim. de aynı şekilde. Evet, temizledim ve bitti. Şimdi arkadaşlar şu taban kısmımızda yine bir çalışmamız var. Biraz detaylı bir patik ama çok güzel olacak ayakkabı gibi. Şimdi geliyoruz bakın şu üst sıraya çıktığımız böyle zincir görünümlü yer var ya buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın zincir görünümünün şu üst kısmına şöyle bir altta bir üste ya şu önde olana batıyorum. Önce sabitliyorum buraya. Şöyle bir zincir çektim. Sonra yandakine batıyorum. Ve kaydırıyorum. Yandakine batıyorum ve kaydırıyorum. Yandakine batıyorum ve kaydırıyorum. Her bir trabzanın üzerine bu şekilde batıyorum ve kaydırıyorum. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet bütün sırayı aynı şekilde kaydırdım. Geldim bakın en son yine başlangıçtaki yere battım. Kaydırdım. Bir zincirle sabitledim. Ve ipimi uzun bırakarak kestim. Şimdi bunları da içeriye alalım arkadaşlar. Bunları da içeride gizleyelim. Geliyorum kenarda şöyle içeriye aldım. Başlangıç ipimi de yine aynı şekilde içeriye aldım. Yine bir düğüm atalım. Sonra birkaç kez yürüterek gizleyelim. Evet, fazlalarını kestim. Arkadaşlar şimdi şu arka kısımda şöyle bir askı yapacağız. Sık iğne çalışmalarından oluşacak. Bakın tam arka ortamız burası. İki tane bir taraftan iki tane diğer taraftan olacak şekilde tam dört tane sık iğne çalışacağız. Şimdi ikincisinden başladım. Bir zincirle sabitledim. Sonra geldim şu ilk yuvanın içerisine sık iğnemi yaptım sonra geldim ikincisine battım şu başlangıç ipimi de arada yürütüyorum İki. gel ortayın ortanın bir tarafını bitirdim şimdi diğer tarafa başlıyorum tam bu tepe kısmına battım 3 yanındaki trabzanın üzerine battım 4 tam dört tane sık iğne yaptım bir zincir çektim. Çevirdim. Yine her birinin üzerine 4 tane ikili, 4 tane sık iğne çalışıyorum. 3 ve tekrar battım. 4. Bir zincir döndüm. 1 2 3 4 tane sık iğne. 3 sıra yaptık. Bunu 8'e tamamlayalım. Evet tam 8 sıraya tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Şu ipimi dikebilecek kadar şöyle 20 santim kadar uzun kestim. Şimdi dikeceğiz arkadaşlar. İpimizi iğnemize geçirelim. Ve dikmeye başlayalım. Evet ipimi iğneme geçirdim. Şimdi geldim şu askıyı şöyle aş arkaya çevirdim. Tam şu başlangıç şuradaki başlangıç trabzanımın hizasına şöyle geliyorum ve dikmeye başlıyorum geliyorum alttan batıyorum çıkıyorum atıyorum çıkıyorum tam karşılık alarak bunu yapıyorum son kez şurada artık sabitliyorum şöyle bir düğümle sabitledim şimdi içeriye gönderiyorum iğnemi burada tekrar düğümleyeceğim Ve şöyle örgümün içerisinden yürüterek fazla ipimi gizliyorum. Evet, bitti arkadaşlar. Şimdi son olarak gözlerimiz var. Gözlerimizi çalışacağız. Bunun için siyah ipe ihtiyacımız var. Bakın. Şimdi iki tane göz çalışacağız. Sonra şu bağcıklarımızı geçirerek tamamlayacağız. Yine örgü ipinizden aynı kalınlıkta siyah bir örgü ipi şöyle yarım metre kadar uzunluğunda Şimdi iğnemize geçirelim. Evet siyah ipimi iğneme geçirdim. Şimdi bakın arkadaşlar en üstteki trabzan sıram değil bir alttaki yani ikinci trabzan sırama ve şöyle baktığımızda bir iki üçüncü trabzanı burada da aynı 1 2 ile 3. trabzanın arasına. Yani geliyoruz şimdi. Bakın 1 2 burada da şuraya giriyoruz. Hemen batalım şöyle kenardan. Düğüm attım zaten arkaya. Geliyorum tam şu tepe kısmına şuraya batıyorum. Hatta şu ipimin içinden de iğnemi geçireyim burada düğümlenerek sabitlensin. Evet. Sonra hep aynı yerlere batarak da şöyle yapalım. Bir alttan bir uca. Bakın. Bu şekilde. Böyle yuvarlak istediğimiz büyüklükte bir göz görüntüsü olana kadar bir alttan bir üstten batıyorum. barık güzel bir iri göz olsun istiyorum. Bir kez daha yaparsam yeterli olur sanırım. Evet. Aynısı oldu. Şimdi geliyorum. Arka kısımda düğümlüyorum. Evet düğümledim. Şimdi örgümün içerisinden şu dikiş yaptığım yerden ipimi yürütüp fazlasını kesiyorum. Gözümüzün birini diktik. Şimdi ikinciyi de dikelim. Yine bir küçük düğüm atalım. Şöyle fazlasını da alalım. Aynı şeyi yapıyoruz. Bakın. Şuradan arada 3 tane kalıyor. 1, 2, 3. Şuradan giriyorum. Trabzan yuvasından. Sonra üstteki trabzan yuvasından çıkıyorum. Buranın da sağlam olabilmesi için düğümde yapmıştık. İpin arasından İğnemi geçirince artık çok sağlam oldu. Evet geliyoruz yine aynı yerlerden bir alttan bir üstten batarak gözümüzü çalışıyoruz. daha yaparsak yeterli olacak evet bunu da tamamladık yine düğümleyerek sabitleyelim evet Şimdi içinden de geçirip gizledim ve ikinci gözümüzü de tamamladık bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu son olarak bağcığımızı geçireceğiz göz çalışmamızdan sonra bir trabzan atlıyoruz ikinci trabzanın bakın hemen bir iki üçüncü arasına yani şunu atlıyoruz tam şuraya hatta tığımızla bunu alalım birini böyle yine arada kaç tane kalıyor? 1 2 3 tane kalıyor. Evet. 1 2 1 2 3 tane kalıyor. Hemen şuradan da bunu alıyorum. Evet. Şimdi kalıbımızın içine geçirelim. Bir şekillensin ne ördüğümüzü bir görelim arkadaşlar. Patik çalışmamız bitti. Harika bir patik oldu. Biraz detayı fazla ama çok güzel bir çalışma yine yapmış olduk. Evet. Şimdi bağcıklarımızı da bağlayalım. boyunu ayarlayacağız şimdi bağcığımızın her ikisinin de boyunun aynı olması lazım şimdi geliyorum şu değeri nere kadar iniyor uca kadar aynı o şekilde düğüm atacağım tam uca gelecek şekilde Evet. Fazlasını kestim. Şimdi buna da aynı şeyi yapacağım. Evet, bunu da yaptık. Şimdi buna da fazlasını aldım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir patik çalışması yapmış olduk. Evet ben yine büyük bir keyifle beraber ördüm ve anlattım. Umarım siz de aynı keyifle örerek bebeklerinize giyersiniz, giydirirsiniz arkadaşlar. Bir başka video çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşçakalın.